Şimdi oyuna yeni Brawl Talk geldi ve ben bu Brawl Talk'un videosunu çekmedim. Bu konuda haklısınız. Fakat Brawl Talk'un videosunu çekemediysem ben de Brawl Talk'ta gelen bazı haberleri size son halini göstermeye çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz ben Global Partner oldum. Ve benim canlı yayın yapamamdaki sebep tamamen canlı yayın programımda gerçekleşen bir yayın anahtar hatasıydı. Yoksa ben Brawl Talk günü Brawl Talk canlı yayın atacaktım. Hatta dün de canlı yayın açamadım. Çünkü şu an canlı yayın programımda bir hata vardı. Fakat bunu düzeltebildim arkadaşlar. Yani çoğu kişi beni beklemiş. Ben de Brawl Talk'u madem sunamadım onun yerine biliyorsunuz Supercell Global Partner'iyim. Onun yerine Sneak Peek'leri. Yani güncelleme için bize kısıtlı olarak sızdırılan bilgileri size göstereceğim. Bu videoya ne kadar like atarsın bilmiyorum. Garip bir şekilde çekiyorum. Böyle güzel like atarsın, atmazsın hiçbir fikrim yok. Böyle hatta kendime zoom yaptım bak şimdi. Arkadaşlar 45 bin beğeni gelebilir mi? Teşekkür ederim. Yoksa bütün videolar böyle gelecek. Hepsi böyle gelecek. 45 bin beğeni gelmez size. Şimdi Supercell bize böyle bir video yolladı. Burada gördüğünüz gibi Superstar Sutuğu var. Ve bu güncellemeyle beraber, güncelleme tarihi kesin değil arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Güncellemeyle beraber 29 elmasa gelecekmiş şu gördüğünüz kostüm. Devam izlemeye devam edelim. Burada bir sürü kostüm göreceksiniz. Superstar Sutuğu görüyorsunuz ve bu güzel bir kostüm. Superstar Sutuğu 29 elmasa sizlerle beraber olacak güncellemeden sonra 29 elmasa bu kostümü alabileceksiniz. Burada aksesuarını görebiliyorsunuz. Hız alanı diye bir aksesuar var. Burada Sutuğu bir tane drop yere bir tane eşya bırakıyor. Onu alınca takım arkadaşları veya herhangi bir dostu alınca hızlanıyormuş onlar. Ve burada ise şöyle bir şey yazıyor arkadaşlar. Burada bir yıldız gücü görüyorsunuz. Sıfır çekiş gibi anlama geliyor. Böyle garip sıfır çekme gibi anlama geliyor. Sutuğunun süper gücü, yıldız gücü daha doğrusu böyle ultisinin mesafesini %71 arttırıyor. Bu yani pek güzel mi bilmiyorum. Bence ikincisi daha güzel gözüküyor. İkincisini gösterecektir size zaten. İkincisi ise şöyle. Sutuğu süper gücünü kullanınca canı 500 artıyor. Bence bu daha güzel bir yıldız gücü. Devam edelim. Bakalım neler çıkacak. Gazohir'i de gördük. Bu da gazlanma gibi bir şey galiba. Öyle bir şey. Türkçesi bilmiyorum. Bunlar nasıl Türkçe değiştirdiler hiç fikrim yok. Burada Superstar Sutuğu görüyorsunuz. Burada ise Superstar Sutuğu'nun burada vuruş değerlerini görüyorsunuz. Nitros ile beraber kaç vuruyor ve normal vuruşu ne kadar vuruyor. Dolduruş hızı ne kadar bunların hepsini görüyorsunuz. Şimdi ise Superstar Sutuğu'nun oynanmasını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde hızlanıyor. Bildiğiniz gibi Mortis'in hızlanmasına benzer bir hızlanması var. Ve böyle de ultisi kolay doluyor. Bakın şimdi böyle gidiyor. Yani %71 bunun hızlanmasını arttırıyor aslında. Bu gördüğünüz şey ise aksesuar arkadaşlar. Etrafında bulunduğunuz sürece Sutuğu'nun hızı artıyor. Gene bakın şu an farklı yıldız gücünü seçti. Şu an iki tane yıldız gücü var Sutuğu'nun. %71 artıran yıldız gücü. Bunu yaparsanız birazcık daha az bir mesafede oluyor. Fakat diğerini yaparsanız daha çok oluyor. Yani yıldız gücü olarak bence bilmiyorum. Bu size kalmış bir şey. Böyle bir şey. 500 canınız artıyor ama bunu yaparken. Her yaptığınızda 500 canınız artıyor. Sutuğu'nun zaten ultisi kolay doluyor bunu biliyorsunuz. Fakat bence çoğu kişi bunu kullanacaktır. 500 can artıranı kullanacaktır. Burada ise kutuları kırdığını ve düşmanları nasıl öldürdüğünü görüyorsunuz. Ultisi kolay bir şekilde doldu. Fakat gördüğünüz gibi pek bir işe yaramıyor. Aksesuar daha çok işe yarıyor Sutuğu'nun. Aksesuarın olduğu sürece hızı artıyor çünkü. Yani Sutuğu'nun ultisini ben pek bir işe yaradığını düşünmüyorum arkadaşlar. Sutuğu'nun işe yarayan tek kısmı bana kalırsa ultisi değil. Ultisi de hatta bir güncelleme falan da getirebilirler diye düşünüyorum. Belki de aksesuarını güzelleştirdiler. Ultisi o kadar iyi gözükmüyor bana kalırsa. Çünkü ultisinin mesafesi çok yakın. Fakat garip bir şey. Mortis gibi düşünebilirsiniz bu karakteri. Mortis'in kardeşi olarak düşünebilirsiniz. O açıdan düşünürseniz bu karakter oldukça güzel bir karakter arkadaşlar. Ultisinin o kadar da mantıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok az bir şey ileri saracağım videoyu arkadaşlar. Burada ise aksesuarın ne kadar çok işe yaradığını görebilirsiniz. Sutuğu'nun aksesuarının görüntüsünün güzelliğine bakın. Sutuğu güzel bir karakter. Mortis'in kankası denilebilecek bir karakter. Mortis'ten çok benzer özellikleri var fakat hızlı da vuruyor ama tek sıkıntısı galiba ultisinin mesafesi olacaktır bu karakterin. Yoksa oldukça güzel bir karakter. Ben ultisini beğenmedim. Ultisinin yıldız gücüne böyle değişiklikler getirirlerse güzel olur. Yani pek ultisinin içeriğini söylemem fakat oldukça mükemmel bir karakter. Şimdi ise oyuna gelecek diğer kostümleri göreceğiz. Bu da bunun kazanma animasyonu arkadaşlar. Kazanma animasyonu size tekrardan izletmek istiyorum. Şöyle bir kazanma animasyonu var bakın. Kazanıyor. Kazandıktan sonra böyle al diyor. Al diyor. Böyle diyor. Böyle yapıyor. Böyle bir kazanma animasyonu. Hoş bir kazanma animasyonu var. Evet. Bunun farkındayım. Birinci oldun diye böyle bir kazanma animasyonu veriyor. Onuncu yazıyor. Kaybetme animasyonu. Bu şekilde gördüğünüz gibi kafası yere düşüyor. Ve kaybetme animasyonu. Bir kez daha izleyeceğim size. Bakın. Bu da kaybetme animasyonu. Direkt kaybedecek. Yukarıdan aşağı bunu sanki bir çuval gibi atıyorlar. Sanki bir patates çuvalı gibi yere düşüyor. Ve ben iyiyim işareti yapıyor size gördüğünüz gibi. Güzel bir işaret yapıyor. Burada ise Bibilante'yi görüyorsunuz. Bibilante adlı yeni gelecek kostüm. Bunun fiyatı ise 49 elmas. Geleceği tarih belli değil.
49 elmasa gelecek bu kostüm. Bu kostümde Bibi'nin sopasının şeklinin, renginin değiştiğini görüyorsunuz. Ve birazdan sakızını gösterecek size. Sakızının rengi değişmiş mi bilmiyorum. Ben de ilk defa izliyorum sizlerle beraber bu videoyu, heyecanı kaçmasın diye. Ve Bibi şu an ortaya doğru gidiyor. Galiba sakız atmak için bir yer arıyordur diye düşünüyorum. Daha sakız atmadı. Pek vuruşunda bir farklılık yok. Sakızı da aynı. Şey gibi düşünebilirsiniz. Hani Colt'un Haydut Colt, Haydut Şeyli kostümleri var ya, isimlerini tam olarak hatırlamıyorum. Bandita Şeyli kostümü var. Bandita Şeyli ile normal Şeyli'nin arasındaki tek fark kıyafetlerin rengiydi. Yani pek bir animasyon farkı yok. O kadar güzel bir kostüm sayılmaz. Ama isteyen olabilir. Güzel bir kostüm denilebilir aslında. O kadar değil. Şimdi ise arkadaşlar PSG Michael görüyorsunuz. Bu da biliyorsunuz PSG Şeyli'nin kankası. Yine bir Dünya Kupası var. Paris Saint Germain diye bir tane futbol takımı var Fransızların. O takım için böyle bir şey yapmışlar. Ve pek de güzel değil aslında. Yani bildiğiniz Hakem Mike'ın hiç, Hakem Mike'den hiç farkı yok. Ve bunun fiyatı ise mücadele de alabiliyordunuz diye biliyorum bunu. Kesin değil, emin değilim mücadele alıp almadığınız konusunda hiç fikrim yok. Fakat bunun fiyatı 150 elmas olacak. Şu kostümün fiyatı 149 elmas. Bana kalırsa alınmaya değmez. Cidden 149 elmasa bu kostüm almaya değmez arkadaşlar. Çünkü Hakem Mike'den bir farkı yok. Hakem Mike mıydı onu? Bir tane Koç Mike, Koç Mike. Koç Mike'den hiç farkı yok. Ve bu kostüm 150 elmas hak eden bir kostüm değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Superstar Stu'nun oynanış videosunu izledik. Burada gördüğünüz gibi bir Dynamite izliyorsunuz. Ve Dynamite cidden değmez be. Dynamite alır mısınız bilmiyorum. Ben Dynamite almazdım arkadaşlar. Birazcık daha ilerletelim. İleride bakarsanız oyunu yeneklenecek. Buradaki pinleri görüyorsunuz. Stu'nun pinleri, Rico'nun pinleri. Daha doğrusu bunlar Rico'nun pini. Stu'nun değil pardon. Oyunu yeneklenmiş pinleri görüyorsunuz burada. Kafam karıştı. Artık yani oyunda birbirine benzeyen 4 tane 5 tane robot karakter var. Nani'yi de sayarsanız. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda oyuna güncelleme değişikliği, dengeleme değişikliği gelmiş. PSG mücadelesi var biliyorsunuz. PSG mücadelesi Dynamite'ın kostümünü hediye ediyor. Ve Dynamite'ın kostümünü hediye ettikten sonra size bir tane PSG temalı bir maçta haritada oynatıyor. Ve kazanınca Dynamite kostümü geliyor bildiğiniz gibi. 9 kez kazanma hakkınız var. 4 kez kaybetme hakkınız var. Mücadelede arkadaşlar ekstradan can satın alabilirsiniz. Mesela ilk kez kaybettiniz. İlk kaybedince siz can satın alabiliyorsunuz 30 elmasa. Sonra 80 elmasa, sonra 170 elmasa sırası da alabiliyorsunuz. Dengeleme değişikliğine geçelim. Ballı ceket var arkadaşlar. B'yle ilgili ballı ceket adlı şeyi görüyorsunuz. Ballı ceket B'nin ana saldırısı hazır iken alacağı hasarları %20 oranında azaltan bir kalkan sağlıyor. Artık B'nin ikinci yani hayvan gibi vuran saldırısı hazırsa aldığınız hasar %20 azalıyor. Bakın vurduğu gibi. Aynı bu şekilde. Harika bir şey. Şimdi Tick'e bakalım. Tick'in ana saldırı mayınları artık fırlatma mesafesine bağlı olarak daha fazla geliyor. Yani Tick'in mayınlarına bakın arkadaşlar. Ne kadar uzağa atırsanız mayınlar o kadar fazla etrafa yayılıyor. Ne kadar yakın atarsanız mayınlar o kadar fazla elbinize düşüyor. Şimdi bakın şu mesafeye bakın. Bu da yeni aksesuar zaten. Yedek mayın diye bir yeni aksesuar. Artık buna basarsanız aksesuarla beraber 3 tane daha yedek mayın ekliyorsunuz. Bunun ismi de mayın dünyası, bu aksesuarın ismi de. Gördüğünüz gibi bakın 6 tane mayın birden fırlatacak. Harika bir aksesuar. Tick için oyunda cidden harika güncellemeler getirilmiş. Şimdi oyuna yeni gelmiş bufflara bakalım arkadaşlar. Karakter bufflarını göstereyim size Tick'in oynayışından sonra. Barley'in ekstra acılı hasar yıldız gücü vardı biliyorsunuz. Barley rakibiniz ne kadar zehirletirseniz onun rakibinin hasarı 140'tan 200'e çıkıyor. Artık önceden 140 olan hasar 200'e çıktı. Burada ise Karl'ın sıcak egzozunu görüyorsunuz. Artık izleten mesela düşmanları 4 saniye boyunca saniyede 300 hasar veriyor. Yani bir bakıma El Primo'nun düşmanlarını yaktığı yıldız gücüden aynı. Şimdi buff'lara yeniden geçelim. Hangi karakterlerin gücü yükseltilmiş? Bo'nun ana saldırısı 500'den 560'a yükseltildi. Bro'nun ana saldırısı 1040'tan 1120'ye. Karl'ın dönüyücü, hani Karl'ın bir tane aksesuarı vardı ya, mesela ne kadar fazla dönerseniz o kadar az hasar alıyordunuz. Onun hasarı 130'dan 135'e yükseltti. Yani Karl'la beraber o yıldız gücünü daha fazla kullanacaksınızdır diye düşünüyorum. Kurova buff gelmiş. Ekstra zehirli ile %20 hasar veriyorken %25 daha fazla hasar veriyorsunuz. Ve leş kargısının az sağlığa sahip hedeflerin aldığı ekstra hasar 120'den 152'ye yükseltilmiş. Ve bu cidden çok fazla bir şey arkadaşlar. İnanılmaz bufflar gelmiş. Şimdi size Gale'i göstereyim. Gale'in süper hasarı 100'den 240'a 2.4 kat %240 arttırılmış. İnanılmaz yüksek. Jin'in sağlığı 3200'den 3600'e yükseltildi. Lu'nun sağlığı 3100'den 3200'e yükseltildi. Lu'nun süperi artık o alanda bulunan düşmanlara saniyede 40 hasar veriyor. Önceden hasar vermiyordu. Sadece donduruyordu. Ve Lu'nun yeni gelmiş yıldız gücü vardı biliyorsunuz. Düşmanlara sıkanca düşmanları yavaşlatıyordu. Artık düşmanları %35 değil %50 yavaşlatıyor. Nerflere bakalım. Nerfler cidden çok fazla. Ember'a bir nerf geldi. Ember'ın ana saldırı hasar oranı saniye başı 2200'den 2000'e düşürüldü. Bu güzel bir nerf. Fazla bir nerf.
Süper hasar oranı 1800'den 1920 yükseltildi. Aslında bir yandan nerf, bir yandan da buff gelmiş denilebilir. Edgar'a bakalım. Edgar'ın sağlığı 3200-2800'e düşürüldü. Edgar nerf yedi. Jesse'nin sağlığı düşürüldü. 3200'den 3000'e. Mr. P'nin sağlığı 3200'den 3000'e düşürüldü. Ve size bütün şeyleri de göstermeye çalıştım. Nerfleri, buffları, her şeyi göstermeye çalıştım. Bu video saat 8'de kanala atılacak. Çünkü Supercell bize bunları atmamız için bir süre veriyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like ne kadar atılır bilmiyorum. Hoşça kalın, bay bay.